Yo, sonunda Antalya'ya gidiyorum. En son Antalya'ya yazın başında gitmiştim, Haziran'ın başında gitmiştim bir takım sağlık problemlerinden dolayı. O zamandan beri hiç fırsat bulamadım çünkü yaz okuluydu vesaireydi, çok yoğundum. Bu seferki gidişimde ama bir fark var, o da şu Sivilcem'le bir de Haru ile gideceğiz. Haru'ya şöyle bir tane şey aldım, uçakta gidebilmesi için bir çanta aldım, onu göstereyim. Böyle bir çanta aldım uçakta daha rahat gitsin diye. İçine de şöyle bir örtü koydum belki uyur diye. Birkaç saattir de böyle evin içinde duruyor ki alışsın ortama. Şimdi az sonra çıkacağız. Bir tık gerginim aslında çünkü Haru'yu bilenler bilir, bir enerji topu. Bunun dışında ilk defa bir kediyle uçacağım. O yüzden ne kadar zapt edebilirim bilmiyorum. Daha normalde bir de ben check-in'i online yapıyorum. Orada yapmam gerekiyormuş kediyle uçacağım için. O da birazcık gerdi. Ama bakalım. Umarım bir sıkıntı olmadan hallederiz bütün geçişleri. Bir buçuk hafta sonra görüşürüz. Hazırlan. Gidiyoruz. Bir şey unutmadığımdan emin olayım. Haru. Takside bile yani çok ağladı Haru. Uçakta ne olacak gerçekten hiçbir fikrim yok. Birazcık sabredeceğiz artık. Şimdi check-in yapmaya çalışacağım. Bir sıkıntı olmaz umarım. Uçağın şimdi gelmesine 2 saat var. Erken gelirsem bir problem çıkarsa falan diye iyi olur diye düşündüm. İşlerini hallettim. Böyle bir şey verdiler takmam için kabinde herhalde. Yani belli olsun diye kontrollerin yapıldı. Bu da burada yatıyor şu an. Bir tık sakinleşti. Şimdi hala bayağı var. Giriş yapsam mı emin olamadım. Check-in'im ilk defa online yapmıyorum bu arada. O yüzden bir tık garip geldi. Şimdi 1,5 saat ne yapacağım bilmiyorum. Haru'ya da 1,5 saat bekleteceğim. Ama yapacak bir şey yok. Bir sıkıntı çıkar diye işte erken gelmiştim. Yemek falan mı yesem ya? İçeriye girdim sonunda. Bütün kontrollerden geçtik Haru ile birlikte. X-ray'den geçerken kucağına almamız gerekiyormuş. Çok tatlı oldu. Şimdi Haru ile bir koltuk bulduk, oturduk birlikte. Şimdi bekleyeceğiz. Bir kahve falan alırım belki az sonra. Ama zamanımızın çoğu bekleyerek geçecek yani. Belki biraz internette falan takılırım, bilmiyorum. Şu an Starbucks'tayım bu arada, Sabiha Gökçen'de. Burada geçeceğiz zamanımız galiba. Haru da burada. Ne yapıyorsun? Sakinleşti ya. Hiç beklemiyordum. Bir sustu yani. Korktuğu için mi anlamadım ama. Evet. Böyle kalır umarım uçakta da. Şeyi çok merak ediyorum bu arada. Benim Antalya'daki evdeki kedi Felix'le karşılaşacak ya. Evet. Durumlar böyle. Yemek mi yesem diye düşünmüştüm kapı açılmadan önce, ama o kadar şanslı, dünyanın en şanslı insan olduğum için kapı erken açılmış. Şimdi geldik uçağa Haru'yla. Çok sakin, nasıl oldu anlamadım. Şansıma da yanımdaki iki koltuk da boş. Haru'yu belki yanıma koyabilirim kimse gelmezse.
Evet, şimdi geldik. Arı yolda biraz korktu galiba. Ama şimdi iyi.